Merhaba, Asya, ne haber? İyiyim başkanım. Başkan, Nasılsınız? şu saatten itibaren sensin Sayın Başkan. Biz sana başkan diyeceğiz. Sen bize emir söyleyeceksin, tamam? Estağfurullah başkanım. Nasıl gidiyor? Evde vakit nasıl geçiyor? İşte boş zamanlarımda kitap falan okuyorum. Ha, iyi, kitap okuyorsun. Çok güzel. Bugün burada olsaydın, 23 Nisan normal şartlarda olsaydı, burada şu anda başkan koltuğunda oturacaktın ve bize Rize ile ilgili ne yapabildiklerini anlatacaktın. Ama biz senden şimdi WhatsApp yoluyla da duymak istiyoruz. Rize'de Asya şu anda belediye başkanımız olsaydı neler yapmak isterdi Rize için? Hem bize de bunlar bir fikir vermiş olur. Evet. Zaten alışveriş merkezimiz falan da yapılıyor. Evet. Yani şu dönemde belki işte dezenfekte çalışmaları zaten oluyordur. Evet. Bunlar olabilir yani. Evet. Bu dönemde evet, dezenfekte çalışmaları, yolları, caddelerin temizliği devam ediyor. İnşallah onlar daha da hızlı devam edecekler. Biz sizden de tabii şey bekliyoruz. Yani ne olabilir sizin gözünüzle? Rize'de başka neler olabilir? Okullarda, arkadaşlarınızla bunları istişare ettiğiniz zaman fikir geliştirin. Bak şöyle bir şey olabilir. Çocuklar için şunlar önemli, gençler için şunlar önemli, yaşlılar için şunlar önemli diye sizin de fikirlerinize ihtiyacımız var. Asya. Tabii başkanım. Tamam. Peki bize bir şey, özel bir isteğin var mı bizden? Yok sağ olun başkanım, sizden bir İyi. isteğim yok. O zaman kitap okumaya devam. Babanıza, annenize, evdekilere selam söylüyoruz. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun. İnşallah akşam da Teşekkür ederim. saat 9'da bir gösteri olacak. Hem havai fişek hem dilek fenerleriyle beraber saat 9'da evlerimizden sahile doğru bakınca bir 5-10 dakikalık bir eğlence olmuş olacak. Evet. Bu arada Ha, görelim bakalım hadi. Oo, bayağı güzel olmuş ya 23 Nisan. Evet, çok güzel. Evi süsledik diyorsun. Sınıfı süsleyemedik ama evimizi süsledik. Evet, ben de bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşlarına hepsine rahmetle anıyoruz. Bize bu güzel vatanı emanet ettikleri için. İnşallah sizler de onun gelecek nesilleri olacaksınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Asya. Ben de teşekkür ederim Hadi başkanım. görüşmek üzere. Selamlar. Rümeysa, İyiyiz, çok şükür. ne haber? Evi Nasılsınız? sağ ol, teşekkür ediyorum. Evi kutlamalara çevirmişsiniz. Arkanda gözüküyor güzel. 23 Nisan kutlu olsun. Belediye başkanı koltuğunda oturarak ne yapmak isterdin Rize'de? Ne eksikler görüyorsun? Bize önereceklerin nedir? Kaldırım isterdim. Kaldırımlar. Kaldırımları. Özellikle Taşlıdere'de değil mi? Oyun parkları isterdim çocuklar için. Tamam, çok güzel. İnşallah bak şeyde Taşlıdere'de o yaya kaldırımları yapılıyor. Yıllar sonra olsa biraz çok geç de kalmış olsa ama inşallah Taşdere'nin hem Gündoğdu'dan başlayarak aşağıya doğru oralar yapılıyor. Çocuk bahçeleri de inşallah. Mesela Doğu Park, Gündoğdu'daki Doğu Park gayet güzel ama biz bu dönemde de hem sosyal tesis hem de çocuk parkları olarak yenilerini inşallah ekleyeceğiz onlara. Sahildeki düzenlemelerle beraber. Bunları kendi dönemimiz içerisinde bitirmeye gayret edeceğiz. Rümeysa, evde nasıl geçiyor zaman? Kitap mı okuyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, kitaplar okuduk. Sayenizde evden çıkamasak da dünyayı gezebiliyoruz. Ha, evet. Sen bu kitap okuma ekibin içerisindesin, değil mi aynı zamanda? Ha, bu ayki Friday şey Çanakkale Destanı. Çok güzel, çok güzel. Buradan
sana da söylemiş olayım. İnşallah yeni dönemde özellikle bu kitap okuyan ekip, 250-300 tane ekip var. Onun arasından çocuk meclisi kuracağız. Belediyede bir çocuk meclisi olacak. Herhalde orta öğretimle ilk öğretim içerisinden seçilir onlar. İnşallah orada sizler de var olursunuz. Ve Rize gençleri, yeni yetişen çocuklarımız olarak da çocuk meclisi Rize neler yapabilir orada tartışmış olacak. Yeni dönemde böyle bir çalışma olacak inşallah. Buna katılmak isterim. İnşallah Rümeysa. Sahilde trafik eğitim merkezi yapacağız. Yani ilkokul ve orta öğretimdeki çocuklar inşallah oraya gelecekler. Trafikle ilgili eğitim alacaklar. Yaklaşık 3-4 dönümlük bir alanda küçük yaştan itibaren okul, hastane içerisinde küçük binaların olduğu, orada caddelerin olduğu böyle eğitim, trafik eğitimi alınacak bir pist yapacağız. İnşallah orada yeni yetişen nesiller daha iyi trafikten ilgili eğitim almış olacaklar. Kayak pisti orada projelendirildi Ayder'de ama o kentsel dönüşüm hadisesi yapıldıktan sonra o pistler yapılacak. Yani şu anda otopark çalışmaları başladı orada. Ondan sonra bütün oradaki altyapı yani binalar daha otantik taş ve ahşap kullanılarak yapılacak o coğrafyada. Ondan sonra teleferik işleri inşallah gündeme gelecek. Var onun fizibilitesi de yapılmış teleferiği. Evet. Okulumuza gelecek misiniz? Okulunuza evet o yolu yaparken çok geldim oraya da. Ondan sonra da bir kez geldim. Müdür beyle konuştum. Eksikliklerini dinledim ama yine geleceğim inşallah. İnşallah bir dahaki herhalde seneye kalacak. Yani Eylül'e kalacak gelişimiz. Ya inşallah bu biter koronavirüsü. İnşallah. Bak evde kaldıkça koronayı hapsetmiş oluyoruz. Aslında kendimizi değil. Aynı zamanda koronavirüsünü de hareket etmedikçe, evde kaldıkça onu da hapsetmiş oluyoruz. Onları öldürüyoruz biz eve durdukça. Ama inşallah Rize şimdi daha iyi durumda. Türkiye'de de şimdi son gelişmeler daha iyiye doğru gidiyor. İnsanlar tedbir aldıkça, akıllı düşündükçe en güçlü insanlardır dünyada. Hiçbir şeyden korkmamıza, çekinmemize gerek yok. Evet işte onları bizim uyarmamız lazım. Çünkü bu tip işler şakaya gelmiyor. Hiç ummadığınız bir yerden kapabiliyorsunuz virüsü. Yani Rize büyük şey olmadığı için hafta sonları bazen karantina oluyor ya. Rize evet. Bazen yani olmadığı için ama o büyük şehir olmadığı için yani çok bir şey umursamıyor ve dışarı evet. Çıkıyor. Evet, tabii dışarı çıkıyorlar ama biz 65 yaşın üzeri, 20 yaşın altındakileri eve durarak, diğerleri de asgaride işlerini, maskesini takarak, temizlik kurallarına uyarak yerine getirmeye çalışıyorlar. Bizim işimiz de Rize'ye dışarıdan çok kişi gelmezse, getirmezsek o bulaş daha az olmuş olacak. Çünkü Rize'nin içerisinde şu anda pozitif sayısı gayet az miktarda. Vaka sayısı da Türkiye'de gittikçe azalıyor. Evet, evet azalıyor artık. İnşallah böyle devam eder. Peki bizden bir isteğin var mı Tolga? Sizden bir isteğim yok. İnşallah koronavirüs bitince bekleyeceğiz yine sizi. Evden çıkmaya yeter. Evet, aynen ama ben çıkıyorum mecbur. Bak ben çıkmak zorundayım. İşlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Ailene de selamlar. Annene, babana, kardeşlerine. İnşallah koronavirüs hadisesi bitince yine ben davet ederim sizi. Gelip burada bizzat sohbet ederiz. Tamam Tolga? Teşekkür ederim. Peki hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere.